Ya bakıyorsun kardeşim, Fatih Altaylı denen bir vatandaş. Ya bak insan, şimdi ben insanlara burada hakaret edip kızmak için konuşmuyorum ama adamın konuşmasına bakın arkadaşlar. İşte Fransa'ya geçeceğim diyor, oradan İspanya'ya boğa güreşine falan geçeceğim diyor galiba. Bak, İspanya'ya boğa güreşine geçeceğim diyor. Tamam hadi git. Peşine ne diyor? Ben diyor kurbanı diyor, kurban kesmiyorum diyor. O parayla diyor fakirlere yardım ediyorum. Bak, kurban kesmiyorum, fakire yardım ediyorum. Bu kurban için zaten diyor suyu çıktı falan muhabbetine getiriyor. Hani dese ki, ya işte ben Türkiye'de kesmiyorum, işte parasını veriyorum, işte kurbanı benim adıma, kurbanı başkası kesiyor dese kurtarır. Bak bu kurtarır. Hani kurban kesmiyorum artık, kurbana vereceğim parayı diyor, hayır hasenat yapıyorum. Böyle kurban olur mu? Olmaz. Gelelim mevzunun hemen başına. Ne diyor vatandaş? İspanya'ya diyor boğa güreşlerine gidiyorum. İspanya'daki boğa güreşlerini ben izliyorum kardeşim. İzliyorum derken önüme geldiği zaman videoya bakıyorum yani. Niye bakıyorum ona? Çünkü şu memlekette, Müslüman ülkelerde bir kurban bayramı o zaman bütün gavurlar ayaklanıyor, hayvanlara işkence var diye. İspanya'da o matadorlar bütün finalde hayvanı şey yaptıktan sonra ellerinde mızraklarla hayvanın şu ense köküne, hayvan tabii ense köküne şuradan oklar saplıyorlar, mızraklar saplayarak hayvanı öldürüyorlar. Hadi kardeşim, o vahşet değil mi? Biz en azından Bismillah deyip kesiyoruz, yiyoruz. Sen oraya gidip hayvanları göz önünde işkenceyle öldürüldüğünü görüyorsun. Yok bilmem, o spor lan, ne sporu o, sporsa bu da ibadet. Allah katında spor mu makbul, ibadet mi makbul? Fatih Altaylı da yani, Allah ona akıl fikir versin abi. Amin. Yani Cübbeli Hoca'yla, bak bu nimettir. Cübbeli Hoca'yla toplama vursan belki 20-30 saat, belki de fazlası. Hadi 50 saat diyelim. Çünkü zaten ilk teke tek 6-7 saat sürdü. İkincisi 5 saat falan sürdü. Aa, bu yeni programı. Neyse hadi diyelim. Hadi düz hesap 50 saat diyelim. Cübbeli Hoca gibi bilirdi. 50 saat karşılıklı program yapacaksın. İnsan hiç mi bir şey almaz be? Hakikaten hani kalpleri mühürlenmişler var ya işte. Ah örnek. Örnek ya. Ya şuradan belki birimiz Cübbeli Hoca'yla 10 dakika konuşsak, adamın ilminin bereketiyle belki hayatımız değişir. Elhamdülillah deriz. Hoşumuza gider. Benim bir tanıdığım var mesela. Cübbeli Hoca'nın evinde bir vakit namaz kılmış. Sonra başka bir yere gitmiş. Demişler ki belli demiş Cübbeli Hoca'nın evinden geldiğin, namazın değişmiş. Anladın mı mevzuyu? Belli demiş yani namazın. Sen demiş nasıl, ne kadar ağır namaz kılıyorsun. Adam bir vakit namaz kılıyor, hayatı değişiyor. Fatih Altaylı 50 saat karşılıklı hep de ilim konuşuyorlar yani, ha. Fetva, soru cevap, fetva. Daha da bozulmuş. İşte Allah adamı bozarsa kimse çeviremez.